ya da belli bir toplantı salonunda tepkisel bir tüm esnafımızla, çünkü son yaşanan olay üzücü bir olay. Tabii ki biz de tasvip ettiğimiz bir olay yaşadık. Ama bir oda başkanı, bir de Mezitli Belediye Başkan Yardımcısıyla ikimiz arasında yaşamış olduğumuz olay maalesef Neşet Tarhan tarafından farklı bir polemik haline getirildi. Siyasi bir şov malzemesi haline getirildi. Sonuçta dini değerlerimize yapılan bir hakaret var. Ben 7 yıldır oda başkanlığı yapıyorum. Siz de beni nasıl mensuplar olarak beni tanıyorsunuz. Zaten böyle bir olayın yaşamıyor olması şahsımı da odamı da üzmüştü, esnafımı üzmüştü. Ama dini değer söz konusu. Türk toplumumuz için en kutsal değer dini değerlerimizdir. O yüzden Neşet Tarhan'ın Mezitli Belediye Başkanı'nın daha duyarlı, daha uzlaşmacı bir yapıyla Belediye Başkan Yardımcısı Ertan Güney'le yaşamış olduğumuz olay içerisindeki olumsuz durumu daha farklı, olumlu bir yapı içerisinde sonlandırabildi. Ama tam tersine farklı bir şov malzemesi haline getirildi. Beni farklı bir kategoriye kendisi yerleştirdi. Bununla ilgili bizim ifadelerimiz olacak. Az sonra basın toplantısında bir takım şeyleri ifade edeceğim. Arkadaşlar, önümüzdeki haftada binlerce esnafımızla birlikte eylem kararı aldık. Bu şahsıma değil, odamıza ve esnafımıza yapılmıştır arkadaşlar. Alabilir miyim basın metnini? Tanıştırayım, oda avukatımız, avukat İsmail Kartal. Oda avukatımız zaten belediyeyle olan hukuksal sorunlarımızın çözüm noktasında hukuk müşavirimiz olarak ilgili belediyenin yetkileriyle zaten görüşüyor, görüşmeye devam ediyor. Hukuksal bir sıkıntımız yok. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. 11.30'da Sayın Valimizle bir görüşmemiz olacağı için tabii. Ben aslında basın metnini beklerken evet. Saat 13'te Vali Bey'le görüşüyoruz. Bunu farklı bir mecraya taşıyacağız hukuksal olarak. Ben müsaadeniz olursa şimdi basın toplantısına geçmek istiyorum. 12.07.2017 Çarşamba günü saat 8.30'da tek başıma oda başkanı olarak Mezitli ilçesindeki pazarcı esnaflarımın sorunlarının çözümü için Mezitli Belediye Başkan Yardımcısı Ertan Güner ile görüşmek üzere belediyeye gittim. Sekreterinden Mezitli Belediye Başkan Yardımcısı Ertan Güner ile görüşmek istediğimi söyledim ve sekreter hanım 3. katta makam odasından farklı bir odaya götürdü. Bulunduğumuz odada Ertan Bey ile pazarcı esnaflarımızın genel sorunlarını yaklaşık 20 dakika konuştuk. Ve yapmış olduğumuz görüşme gayet medeni bir şekilde devam etti. Fakat Mezitli Belediye Başkan Yardımcısı Ertan Güner konuşmamız sırasında üzerime kalem fırlattı. Ve ben de şahsıma yapılan bu saygısızlık karşısında tepkisiz kalamazdım. Bulunduğumuz masaya yavaşça vurarak tepkimi ortaya koydum. Belediye Başkan Yardımcısı Ertan Güner ayağa kalkarak senin Allah'ının ve peygamberinin diye başlayan ve devam ederek hakaretlerde bulundu. Dini değerlerime yapmış olduğu hakaretler sonucunda karşılıklı arbede yaşandı. Yaşanan arbede yaklaşık 5 dakika sürdü. Ve oluşan gürültüyle birlikte bulunduğumuz odaya belediye çalışanı diye tahmin ettiği bir erkek ve bir bayan Ertan Güner'i bulunduğumuz odadan dışarıya çıkardı. Odanın kapısını dışarıdan üzerime kilitlediler. Kapının ardından gelen seslerden anladığım üzere bana linç girişiminde bulunacaklarını tahmin ettim. Ertan Güner'in sekreteriyle birlikte mahsur kaldığımız odanın farklı bir çıkış kapısının olduğunu anlayarak canımı kurtarmak adına 3. katın koridorundan hızlı adımlarla uzaklaşmaya çalıştım. Koridordan uzaklaşmaya çalışırken bir pazarcı esnafımla karşılaşarak birlikte bulunduğumuz belediyeyi terk ettik. Mezitli Belediye Başkanı Sayın Neşet Tarhan, yaşamış olduğumuz üzücü olayı basın toplantısı düzenlemek suretiyle olayı farklı bir boyuta taşıma gayreti içerisinde bulunmuştur. Neşet Tarhan, şahsımın ve mensubu bulunduğum meslek odamızın rant peşinde çete ve mafya olduğumuzu ifade eden yersiz ve çirkin ithamlarda bulunmuştur. Neşet Tarhan'ın yaşanan üzücü olay karşısında şahsıma ve esnafımın dini değerlerine hakaret eden idarecisini uyarması ve ortamı uzlaştırması gerekirken yalan ve yersiz ithamlarla siyasi bir şov yapmıştır. Neşet Tarhan'ın basın toplantısında göstermiş olduğu kamera kayıtlarında dikkatli incelendiğinde şahsıma ve dini değerlerime hakaret eden Ertan Güner'in odasına
tek başıma gittiğim ortaya çıkacaktır. Yaşanan üzücü olayda toplumumuzun ve şahsımızın en kutsal dini değerlerimize yapılan bir hakaret söz konusudur. Bu durum karşısında hukuksal sürecimizi sonuna kadar devam ettireceğimizi belirtiriz. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın yalan iftiralarla dolu basın toplantısında dile getirdiği üzücü olayla ilgili olarak hiçbir görüntü ve belge söz konusu değildir. Darp'le ilgili olarak hiçbir belge ve görüntü söz konusu değildir. Darp girişiminde bulunduğunuzda iddiada bulunuyor ama Darp'ın yani Neşet Ertan Güner'in ne bir görüntüsü ne de bir herhangi bir raporu söz konusudur. Sayın Neşet Tarhan'a sesleniyorum burada. Şahsımın ve esnafımın en büyük rantı alın teriyle kazanılmış helal bir kazançtır. Ranttan bahsediliyorsa Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan daha önceki basına yansıyan haberlere bir bakmasını tavsiye ederim. Şahsımın ve mensup bulunduğum odamızın tüm gayesi pazarcı esnafımın hak ve menfaatlerini korumak, geliştirmek, bu pazarlarda alışveriş yapan ve vatandaşlarımızın da talep ve beklentilerini karşılamak adına gece gündüz demeden çalışmaktayız. Her türlü hukuksuzluğun, adaletsizliğin karşısında dik duracağımızı sizlere buradan sayın basın mensuplarına sesleniyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Mersin'de ve Mezitli'de yaşayan tüm halkımıza da burada saygılarımı, sevgilerimi arz ediyorum. Yaşanan üzücü olay hiçbir şekilde Mezitli halkını, Mezitli belediyemizi tamamen ilgilendirmiyor. Burada dini değerlerimize yapılan bir saygısızlık söz konusu. Neşet tarafından, Neşet Tarhan tarafından, Mezitli Belediyesi Başkanı tarafından yaşanan olayın siyasi bir şov malzemesi olarak kullanılması söz konusudur. Ben inanıyorum ki Türk toplumu ve siz basın mensupları gerçeği göreceksiniz. Bu konuda da daha duyarlı olmanızı sizden rica ve istirham ediyorum. Evet arkadaşlar. Sorusu olan varsa ben tabii ki alabilirim.